Samsun'da cani adam 5 yaşındaki kızının gözü önünde dehşet saçtı. 3 yıl önce boşandığı eski eşini öldüresiye darp etti. Ektir bana! Videoya çekiyorum. Olay Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Şüpheli İbrahim Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi EM ile buluşmak istedi. Karşıyaka mahallesindeki meydanda buluşan İbrahim Z ve EM arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Z eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan EM tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası devlet yetkilileri de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuk gereğini yapacak failin yaptığı yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Çok acı bir olayla dün gece Samsun'da bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntülerle hepimiz derinden sarsıldı. Ve biz bu olayın mücadelenin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Ve hem annemizin hem de evladımızın bütün gereken sosyal hizmet çalışmalarında da psikososyal destek çalışmalarında da yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok açıklamasında bulundu. Samsun Valisi Zülkif Dağlı yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın düzenli gitmek suretiyle 4. dakikada sağlık ekiplerimiz olay yerindeydi. 5. dakikada yine emniyet birimlerimiz olaya müdahil oldular. Hastamızı önce özel bir hastanedeyken daha sonra eğitim araştırma hastanemize getirdik bildiğiniz gibi. Biz akşam 3.30'a kadar biz de buradaydık tüm ekiple birlikte. Akşam tabii mağdurenin durumu biraz daha bilinci kapalı olduğu için tıbbi anlamda iyi oldum olmakla birlikte görünürde biz konuşamamıştık. Ancak iyi olduğu bize ifade edildi. Müşahede amaçlı birkaç gün daha burada kalacağı söylendi. Tabii sabah biraz önce yine mağdureyi ziyaret ettik bildiğiniz gibi. Tabii mağdurenin durumu biz kendisiyle konuştuk. Biraz mütalaa yaptık yani bu işte konularla ilgili. Kendisinin sağlık durumu gayet iyi ancak birkaç gün daha müşahede amaçlı tabii burada kalacak. Tabii burada çocuğumuzun durumu var. 5 yaşında maalesef böyle bir travmaya maruz kaldı. Emin'in babası İsmail M. ise gazetecilere yaptığı açıklamada kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. Doktorlar zaten kontrol altında. Zaten ayrıldılar 2,5 senedir. Görüş gününde çocuğunu götürdü, çocuğu yani babasına. Akşam 9'da işte yasak olmadı almaya gitti, bu hale geldi işte. Tartışma olarak çocuğu gönder dedi, sen de sen gel al dedi. Orada bir tartışma oldu işte, bize karanlık, bilmiyoruz daha ne neticede. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.